Kudem hocam. Yok. Bir maskeniz olacak arkadaşlar. Maskede burun kısmı esnektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burnumuzu da içine alıyor. Neden pes ettiniz? İkinci Van Denizi Yüzme Festivali'ni bugün gerçekleştireceğiz. Geçen sene birincisini yapmıştık. Amacımız Van Gölü'nün bu eşsiz maviliğine dikkat çekme, Van Gölü'nü dünyaya tanıtma, turizm potansiyelini artırma, turizmin ilgisini Van Gölü'ne çekme. Bizler yıllardır Van Gölü'ne sırtımızı dönmüşüz, artık yüzümüzü döndük. 5 gün sürecek festivalimizde ilk günümüz bugün, mikrobiyalitlere dalacağız. Burada arkamızda gördüğünüz dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde. Van Gölü dünyaca aslında çok ünlü. Ama bizler bunun farkında değiliz. Biz bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Yarın Çarpanak Adamız'a yüzeceğiz. Çarpanak Adamız'da yine tarihi yerlerimiz var. 1000 yıllık tarihi eserler var. Diğer gün Adır Adamız'a, sonra Çarpanak Adası'nda ve dünyanın ikinci en büyük, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ile bunu bitireceğiz. Van Büyükşehir Belediye'miz, Van Valiliğimizin himayesinde, çevre belediyelerin, Tatvan Belediye'mizin destekleriyle biz bu etkinliği yapıyoruz. Geçen sene dışarıdan çok az katılımcı varken bu sene bu sayı çok arttı. Geleneksel hale getireceğiz. Ülkemizin en güzel gölü olan Van Gölü'nde herkesi yüzmeye davet ediyoruz. Van Gölü'nde yüzmek kesinlikle risk oluşturmuyor. Van Gölü'nde bir köpek balığı yok. Evet, canavarımız var. Bu canavar kimseye zarar vermiyor. Van Gölü'nde deniz kestanesi yok. Van Gölü'nde deniz anası yok. Van Gölü'nde girdap yok. Akıntı yok. Yani risk oluşturacak hiçbir şey yok. Suyu şifalıdır. Herkesi bu şifalı, bu eşsiz maviden faydalanmaya davet ediyoruz. Ve Van Gölü tabii ki kapalı bir havza. Bunun korunması da gerekiyor. Biz bir farkındalık da oluşturuyoruz. Bu değeri bizim sahip çıkmamız lazım. Yani hem yerelde hem de ulusalda Van Gölü'nün korunması da gerekiyor. Aslında bu bir korunma için de yapılan bir festival. Hem festival, hem farkındalık oluşturma, hem de gölle ilgili bir bilinç oluşturma. Çünkü gölümüz kapalı bir havza, 1700 metre yükseklikte büyük bir, biz deniz diyoruz, iç denizimiz. Kirlilik ve kuraklıkla maalesef mücadelesi var. Burada biz de Van Gölü'müze sahip çıkacağız. Festivallerle, su sporlarıyla, çevre etkinlikleriyle bilincimizi artıracağız. Bu güzelliğimizi gelecek kuşaklara mavi ve temiz bırakacağız. Van Büyükşehir Belediyesi olarak ikincisini yapmayı düşündüğümüz 19'dan 23 Temmuz tarihleri arasındaki ikinci Van Denizi Yüzme ve Dalış Festivali ile bugün buradayız. Geçen sene de ilkini yapmıştık. Bu sene ikincisini yapmış bulunmaktayız. 5 gün sürecek olan etkinliğimizin ilkini bugün burada dalış okulunda dalış yaparak gerçekleştireceğiz. Van Gölü gerçekten eşsiz güzelliğiyle ve görünmez maviliğiyle herkes tarafından bilinen, tanınan ve merak edilen bir göl olduğu için. Tabii biz deniz diyoruz Vanlılar olarak. Bu etkinliğimiz geçen sene de biz başlattık ilkini. Ciddi anlamda il dışında bir rağbet oldu, katılım oldu. İl içinde de ciddi anlamda bir rağbet oldu. Bu sene de yine aynı şekilde çok ciddi bir kalabalıktı bekliyoruz. Ciddi bir kalabalıktan karşı kalmayı bekliyoruz bu senede. Dediğim gibi bugün 40 kişilik bir ekiple burada dalış işlerini gerçekleştireceğiz. Ve yarın Çarpanak Adası'nda, öbür gün Adır Adası'nda,
Ve aslında Akdamar Adası'nda yüzme festivallerimizi gerçekleştireceğiz. Bu sene biraz geçen seneden farklı olarak emniyet tedbirlerimizi biraz fazlasıyla arttırdık. Özellikle şişme balonlar olsun, can güvenliği noktasında insanlarımızın can güvenliğini tehdit edecek her türlü olumsuzlukları ortadan kaldıracak etkinliklerde bulunduk. Uzman kurtarıcı ekipleri burada hazır bir şekilde tutturmaya çalışıyoruz. Amacımız burada Van Gölü'nü tanıtmaktır. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hem ülkemizde hem de ülkemizin dışındaki sınırlardaki vatandaşlarımız ve insanlarımıza tanıtabilmektir. Ve en son nihai hedefimiz ise Nemrut Krater Gölü'nde bu faaliyetimizi icra etmektir. Yarın da Çarpanak Adası'nda yine Van Gölü'müzde sadece dünyada inci kefalinin yetişmiş olduğu Van Gölü'nün ürünü olan balığımızı biz vatandaşlarımıza ikram etmeyi düşünüyoruz Çarpanak Adası Mavi Bayrak Halk Plajı'nda. Etkinliğimiz umarım en güzel şekilde, halkımızın istediği şekilde sorunsuz, kazasız, belasız bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli bir yer bu dalış. Çünkü biz 100 okulu tamamladık. Yani biz eğitim vermekteyiz Van Gölü aktivistleri olarak. Ve biz bu eğitimlerde mikrobiyolojileri de baz alarak sunumlar yapıyoruz. Ve diyoruz öğrencilerimize, dünyanın en uzun mikrobiyolojileri Van Gölü gölünün içinde bulunmaktadır diye. Ve şuna, yani bu birebir şahit olacağız. Bu bizim için çok heyecan verici bir durum. Hem hani anlattığımız şey şahit olmak. Bir de tabii ki ilk defa dalış yapacağız. Bu da bunun da verdiği bir heyecan var. İkincisi düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali'ni bu sene görmekteyiz. Artık bunu kurumsallaştırdık. Her yıl bu yapılacak. Toplamda 5 gün sürecek. Biyoriteler, dünyanın en büyük biyoritelerine dalış söz konusu. Yarın da Van Gölü üzerinde bulunan adalara hizmet ettiğinde bu etkinlik devam edecektir. Ali bana sen daha da oradan mısın?